28 Ekim gün 36. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nu sunmak üzere birazdan yola çıkacağım ve Pera Palas'a doğru gideceğim. Büyük bir tarihin, ciddi anlamda dev bir tarihin geldiği son noktada eğer kutlamalarda yeterince büyük bir coşku göremiyorsak, göremiyoruz. Bence coşku içimizde aramamız lazım. Çünkü dışarıda yansımasını görmek istediğimiz coşku bizim içimizde arttıkça dışarıda sadece karşılığını göremediğimiz için en fazla hayıflanabiliriz. Ama biz yine kendi coşkumuzla Cumhuriyet'i kutlayabiliriz. Bugün kutlanacak bir şey olmadığına inanıyorsanız, umutsuzsanız, gerçekten iyi bir şey olması için önce dışarıda olsun sonra ben ona inanırım diye bir kanıt bekliyorsanız, bence Atatürk'ün sözlerinden birkaç tanesini arka arkaya ark sıralamak yeterli olacak. Ve özellikle Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılan pek çok sosyal medya için özel çalışılmış videolarda, paylaşımlarda, içeriklerde benim seslendirdiklerim de dahil olmak üzere herkes kendi tarafından bakıyor olaya. Ama dışarıdan bakıldığı zaman hepsini aynı anda bir yandan da profesyonel gözle takip eden biri olarak söylüyorum. Kimin gerçekten niyeti olarak kutladığı, kiminin sadece iş olsun diye, sırf tepki almamak için bu kutlama mesajlarını yayınladı. Hatta yayınlayacak bir video bile yapmadı. Çok aşikar, her şey ortada. Yani eğer bölünmekten söz ediyorsak dışarıda çok ciddi bir bölünmeye neden olacak bir hava var. Bu havanın ötesine geçebilmek için gerçekten bazı insanları putlaştırmak, mesela Atatürk'ü onu sorgulanmaz, asla üzerine laf edilmez olarak değerlendirmek yerine Gerçekten sorgulandıktan sonra bile yaptığı şeylerin bugünkü değerlerle, bugünkü zihinle, bugünkü bilgi birikimimizle hala doğru olduğunu görebildiğimiz zaman daha fazla takdir etme şansımız var ya da hiç takdir etmeyenler açısından bazı şeyleri öğrendiklerinde o konjüktür içinde değerlendirildiğinde yani o günün koşullarında yapılabilecek en doğru şeyin bugünün lensiyle, bugünün objektifiyle, bugünün bakış açısıyla değerlendirildiğinde bile hala doğru olduğunu görebilmek için çok büyük bir fırsat var. Biz bunu da değerlendiremiyoruz. Kendi aramızda kendini aydın olarak nitelendiren pek çok insan sadece boş boş konuşuyor. Bir fikrin hayatımızda, hepimizin hayatında iyilik yaratması için harekete dönüşen bir akım ne yazık ki başlayamıyor. Bunun nedeni herkesin birbirini beklemesi. Oysa kimse kimseyi beklemez. herkes kendi başına hareket etmeye kalksa zaten bir bakacağız ki aynı yönde yürüyoruz. Çünkü aklın yolu bir. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Tabii ki farklı açılardan, farklı yollardan aynı yere varmak da mümkün. Ama yine bir alıntıyla Einstein'in lafıdır. Bir sorunu yaratan zihin yapısıyla o sorunu çözemeyiz. Bugün ortada bir sorun olduğunu düşünüyorsak, bu sorunu yaratan zihin yapısının devamındayız. Demek ki bakış açısını, zihin yapısını biraz değiştirmek gerekiyor. Dünden beri epey öfkeliyim, sinirliyim başka konularla alakalı. Ama içimdeki o olumsuz hissi, toksisiteyi, zehri gidişe yükselirken hissettiğimde içine gark olmamak mümkün değil. Peki bundan nasıl kurtulacağım? Kendi iyimi kendim yaratarak, doğru bildiğime odaklanarak, zindeliğim için bana iyi gelene odaklanarak. Bana iyi gelen ne biliyor musunuz? iyi bildiğim şeyi, doğru bildiğim şeyi yapmak. Dediğim gibi birazdan yola çıkacağım, Perapalas'a gideceğim. Ve Atatürk'ün sık ziyaret ettiği yerlerden birinde, Cumhuriyet'in ilanından birkaç saat önce biz yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz anonsunu yapabileceğim bir yerde, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet Balosu'nu sunacağım. Gerçekten güzel bir yarın, güzel bir dünya, güzel bir memleket, güzel bir hayat, iyi bir hayat. Bunu istiyorum ve bunu yaratmak için çalışmaya devam ediyorum. Bu akşamdan belki video alabilirim ama hiç sanmıyorum çünkü gece yarısına kadar orada olacağım için bu içeriği bugün bu saatlerde paylaşma nedenim bu. Sadece cumhuriyet değil, demokrasi. Cumhuriyetin demokrasiyle, adaletle gerçekten ileriye dönük, zihni açık insanlarla buluştuğu bir dünyada yaşayalım istiyorum. Siz de katılın. Gerçekten benimle aynı fikirdeyseniz en azından ben buradayım diye. İyi bayramlar.